Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, Büyükşehir Belediye Meclisi 2015 yılı Nisan ayı 8. Birleşiminin 1. oturumunda Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılı başkanlık faaliyet raporunu okudu. Size işte ulaşımda işte anlatmaya çalıştı. Okuduğu raporda Samsun ve ilçelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Mustafa Yurt, 2014 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre toplam giderlerimiz 387 milyon 121 bin TL, gelirlerimiz 327 milyon 799 bin TL'dir. Aradaki fark da finansman borçlanmasıyla giderilmiş ve denk bir bütçe sağlanmıştır dedi. 2014 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre toplam giderlerimiz 387 milyon 121 bin lira, gelirlerimiz 327 milyon 799 bin lira ve aradaki fark da finansman borçlanmasıyla giderilmiş bir denk bütçe sağlanmış. Geçen yıl 39 kilometre bitumlu sıcak karışım yapmışız, 54 kilometre statik kaplama yapmışız ve esas dikkat çekici de 2 milyon ton da tahkimat yapmışız. Efendim, bu 2 milyon ton tahkimatı gerçekten çok önemsiyoruz. Tahkimat deniz dalgalarına karşı, denizin tahribatına karşı yapılması gereken karşı koyucu yapılardır. Bu, hafif raylı sistem projesinin yaklaşık 16 kilometrelik bölümü, yani GAR Müdürlüğü ile 19 Mayıs Üniversitesi arasındaki bölümü 10-10-2010 tarihinde tamamlanmış ve hizmete girmişti. Daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10 Ekim 2011 tarihinde raylı sistemin GAR Müdürlüğü'nden Tekkeköy istikametine doğru 13 kilometre, yine 19 Mayıs Üniversitesi'nden de Taflan istikametine doğru 10,5 kilometre kadar uzatılmasıyla ilgili kararı çıkmış idi.